Yaşama sanatından herkese kucak dolusu sevgiler sevgili izleyiciler. Yine çok cici bir yerdeyiz. Yine çok değerli bir konuğumuz var. Sevgili avukatımız burada. Sevgili Mustafa Şener, hoş geldin. Hoş bulduk. Sevgili Mustafa, şimdi programımıza tabii ki avukat alınca aslında bir çok fazla şimdiye kadar böyle Allah korudu tabii ki böyle avukatlık işlerim olmadı ama Kuzey Kıbrıs'ta acaba şeyi merak ediyorum. İnsanlar gerçekten de avukata ihtiyaç duyuyorlar mı? Yani ne gibi durumlarda? En son dakikada mı böyle şey yapıyoruz? Bir avukata ihtiyaç duyuyoruz. Aslında burada hayatımızda olması gereken insanlar hak çok önemli, hukuk çok önemli. Tabii ki yani yasalarla haklarınız düzenlenmiş. Bunları bilerek de bu kurallar çerçevesinde, toplum kuralları içerisinde toplumla birlikte yaşıyorsunuz. Vatandaşımız, insanımız haklarını ne kadar kullanmayı biliyor veya avukatı ne kadar, avukata başvurma yönünde ne kadar bir teamül ve alışkanlıklar var, onları konuşursak bence burada en son noktada insanımız avukata danışıyor. Evet, evet. Peki şey konusunda, aileler aslında eğitim konusunda olsun, öğretmenler işte haklarımızı bilelim diye aslında küçük yaşta öğretilse, yani şimdi bakıyorum çoğu insanlara, belli bir yaşa geliyorlar, 40'ın üzerinde daha yeni yeni hakkını savunmayı öğrenen insanlar var. Halbuki böyle 18'li yaşlarda, daha küçük yaşlarda bilseler çok daha güzel olmaz mı? Çünkü psikolojik olarak da etkileniyorlar bazı şeylerden. Yani şöyle söyleyeyim, reşit olduktan sonra zaten bazı yasal haklarınızı kullanmaya başladığınızda haklarınızı öğrenmeye başlıyorsunuz. Birçok hakkınızı öğrenmeye başlıyorsunuz. Yaşam ilerledik sonra da bunlarla karşı karşıya kaldık sonra bunları da öğrenmeye başlıyorsunuz. Ancak sorun olmadan önce avukata danışmaktan bahsedelim ben. Örneğin bir kira sözleşmesi yapacağız ama kira sözleşmesini kilitle ehil olmayan kişilerle değil, bir avukata danışarak yapılmasından bahsediyorum. Ya da bir mal satışı olacağı zaman yine ehil olmayan kişilerle ticareti yapmaktan değil, işin uzmanına danışarak, bir hukukçuya danışarak işlerini yapmaktan ki günün sonunda mağdur olmamaları ve son çare olan mahkemeye geldikleri zaman gelmesi gereken bir durum varsa elleri dolu ve güçlü bir şekilde mahkemeye gelmeleri için ilk andan avukata danışmalarını tavsiye ediyoruz. Evet. Peki şimdi ben daha önceki programda da zannedersem sormuştum. Kıbrıs'taki hukuk sistemi İngiliz hukuk sistemi değil mi? Evet. Hukuk sistemlerinde de farklılıklar oluyorlar mı? Yani ülkenin coğrafyası, kültürüne, geçmişine bakılarak mı nasıl şekilleniyor açıkçası? Yani mesela burada üniversite hukuk fakültesini bitiren birisi aynı diplomayla Türkiye'ye gittiğinde biraz bunu isterseniz açalım. Onu şimdi çok merak ediyorum ben. Şöyle, Avrupa hukuk sistemi dediğimiz hukuk sistemi vardır ki Türkiye'nin de benimsemiş olduğu hukuk sistemi kara Avrupa hukuk sistemidir. Bir de Anglo-Sakson denilen hukuk sistemi vardır ki Amerika, Avustralya, Kıbrıs ve İngiliz müstemlekesi olan ülkelerde uygulanan hukuk sistemidir. Bunlar arasında sistemde mahkemedeki yargılamanın usul ve şekli açısından fark vardır. Bu fark da şudur. Kıta Avrupa hukuk sisteminde yargı şu şekil duruşmaya katılımcıdır. Yargıç duruşmaya katılımcı olarak görev alır. Bizde Anglo-Sakson hukuk sisteminde yargı izleyici ve karar verici mekanizmadır. Yani katılımcı değildir Türkiye'deki gibi. Burada iddia makamı vardır, avukat vardır cezada veya hukuk meselelerinde iki taraf vardır ve dertlerini mahkemeye anlatırlar. Ya iddiasıdır, ya müdafasıdır, ya da haklı talebidir. Türkiye'deki veya kıta Avrupa hukuk sistemine kıyaslarsak, Anglo-Sakson hukuk sistemini, ben şunu söyleyebilirim ki Anglo-Sakson hukuk sistemi ve bu nedenle bizim hukuk sistemimiz kıta Avrupa hukuk sisteminden daha iyi ve işlevsel bir sistemdir. Şimdi programın başında şeyi söylediniz, işte avukatlıktan bahsettik ama mesela bir ceza soruşturması var. Bu soruşturmanın içerisinde mesela o avukat ne yapabilir?
mutlaka aslında bir avukat tutmak gerekir mi? Yani hani avukatsız da olabilir mi? Yani bir ceza alacaksın, soruşturma başlatıldı. Kişilerin her zaman bir şekilde avukat tutması gerekiyor mu? Şu şekilde, herkes kendi davasında kendisini savunabilir. Kendini müdafaa etme hakkı vardır. Bu hukuk davasında da, ceza davasında da. Her vatandaş yasaları da bilmesi gerekir. Yasaları bilmemek de mazeret değildir. Ancak avukatlık aslında işin usulüdür. Usul hukukuyla alakalıdır. İşin nasıl icra edileceğiyle alakalıdır. O bilginin mahkemede nasıl kullanılacağıyla alakalıdır. Yani sizin duruşmada tanığı sorgulayabilmeniz, iddialarınızı ortaya usulü çerçevesinde doğru bir şekilde koyabilmeniz gerekir. Bu nedenle kendinizi mahkemede savunma hakkınız bulunsa dahi bir yine ehil kişi diyorum, bir ki bu da davalarda avukattır, bir avukat tarafından temsil edilmenizde daima fayda vardır. Evet. Peki son zamanlarda ülkemizde şimdi ağır ceza avukatı hangi alana giriyor? Yani bize de böyle bir bölümleşme var mı? Yani mesela işte branşlaşma var mı? Şöyle söyleyeyim. Sizin branşınız daha çok neye giriyorsunuz? Şöyle söyleyeyim. Branşlaşma diye bir şey açıkçası yasal olarak veya bir yazılı bir kural olarak yok. Ancak her avukatın kendini daha ilgili hissettiği, meraklı olduğu farklı alanlar vardır. Bazı avukatların şirket hukukunda, bazı avukatların ceza hukukunda, bazı avukatların idare hukukunda kendini sizin daha meraklı hissettiği. Mesela... Ben kendimi ceza hukukunda daha ilgili ve daha meraklı bir avukat olarak görüyorum. Zor değil mi? Ceza hukukunda. İnsan işini severek yapıyorsa zor değil. Zor değil. Peki bu ceza hukukuna neler giriyor mesela? Sizin girdiğiniz... Ceza hukukuna öncelikle özgürlükler giriyor. Özgürlüklerin kısıtlanması giriyor. Kişilerin kişisel hak menfaatleri, mal, can, mal güvenliklerinin korunması giriyor. Bununla birlikte müdafaa sebepleriniz giriyor. Polisteki tutukluluk safhasındaki safhalar, işlevler giriyor. Bayağı bir şeye giren alanlar var. Epey bir alan vardır. Peki mesela hani ağır cezayı söylediğimiz zaman mesela süreç nasıl oluyor? Yani yavaş mı gidiyor? Bir kişi ceza alacak diyelim. Ağır bir ceza alacak. Bunun mahkemesi en fazla ne kadar sürer? Şöyle söyleyeyim. Bizde ceza davalarında bir alt mahkemenin gündeminde olan seri yargılamaya tabi ceza davaları vardır. Bir de ağır ceza gündeminde olan iddianame ile başlayan davalar vardır. Ağır ceza gündemine giren davalar 5 yıl ve üstü 5 yılın üstü olan hapis cezalarını gerektiren suçlar ağır cezanın gündemine giren davalardır. 5 yılın altında olan suçlarsa alt mahkemenin gündemine giren seri usulle yargılamaya tabi olan davalardır. Her iki usulde de ceza davalarının yargılanmasında süratlilik esastır. Çünkü geciken adalet, adalet değildir. Konu özgürlüktür. Özgürlük de çok önemli bir kavramdır. Hem yasalarca hem anayasamızca korunan bir haktır. Bu yüzden iki yargılama şeklinde de ceza davalarındaki süratlilik diğer hukuk davalarına oranla daha fazladır. Peki şimdi normalde şey merak ediyorum, öğrenciler özellikle hukuk fakültesini seçecek olanlar bazen işte ailelerin teşvikiyle yapılıyor. Bazıları severek, bazıları bilinçli bir şekilde hem bilgi, avukatlıkta da aslında... Yetenek diye bir şey var mıdır? Avukatlık skili dediğimiz... Yani bir avukatın başarısı davaları aslında kazanmasıyla mı daha çok? Neyle aslında onun o başarıyı ölçebiliriz baktığımızda? Çünkü bazen bakıyorsun o kadar öyle değişik sonuçlar çıkıyor ki mesela televizyonda izliyoruz, bir haber izliyoruz. Karşı tarafı suçluyor mesela. Sonra bakıyorsun karşı taraf öteki tarafa bir... daha farklı bir suç duyurusunda bulunuyor. Tam tersine dönüyor. Hani bu kıvrak zekalılık bunu nasıl alt edilebiliyor? Yani hani bunu çok merak ediyorum. Bunlar yasalar sonucunda mı? Yeterli delillerle mi alakası var? Belli bir sürecin geçmesi mi lazım? Bu
konuda neler düşünüyorsunuz? Yani ceza avukatlığını böyle düşünüyorsanız çok da böyle değil. Yani nasıl? Açalım birazcık. Şöyle isterseniz başından sonuna kadar tutuklanma safhasından. Evet, alalım. Aynen. Öncelikle hakkınızda bir suçla ilgili bir soruşturma olmuş olması lazım. Bu soruşturmayla ilgili olarak mahkemeden bir tutuklama ve arama emri sanık olarak, zanlı olarak bulunuyorsanız bu soruşturmada mahkemeden bir tutuklama ve arama emri alınması gerekir. Bu da bir şehadetle desteklenir ve denir ki bu kişi şu tarihte şu suç şüphesiyle ilgili olarak şu şehadete dayanarak tutuklanmasını ve konunun araştırılması için arama emri talep edilir. Bu safhada zanlı konumunda olan kişinin bazı yasal hakları başlar. Öncelikle mesela, ifade vermek kadar ifade vermemenin de yasal hakkı olduğu, tutuklanmanın neden tutuklandığıyla ilgili ilk andaki gerekçelerini hemen öğrenmesi ve derhal bir avukat yardımından faydalanması talebinde bulunabileceği gibi. Vatandaşımızın çoğu bu konularda bilgisiz olduğunu düşünüyorum. En azından bunu gönüllü ifade kavramının ne olduğunu, bu ifadenin hangi hallerde iptal edilebileceğini poliste verilen, ki bu ancak baskı, şiddet, tehdit gibi hallerde ifadenin gönüllü olmadığını ortaya koyabilirsiniz. Bunlar dışındaki hallerde poliste verilmiş olan ifadenin mahkemede bağlayıcılığıyla ilgili sürecin işleyişi vardır. Dava sürecine geldiğinizde ifadeleri değerlendirip müdafaa ettiğiniz kişinin gerçekten bu suçla ilgili, suçun unsurlarıyla ilgili tespitin olup olmadığını, bir şüphenin gerçekten var olup olmadığına bakarsınız. Çünkü ceza davalarında şüpheden sanık yararlanır. Evet. Prensip odur. Diğer hukuk davalarının ispat külfetinden farklı olarak oradaki unsurları değerlendirirsiniz mi? Siz bu suçu işlemediğinizi iddia ediyorsanız, tahkikatta eksik noktalar varsa bunları ortaya koymanız gerekir. Birçok teknik noktayı daha ortaya koymanız gerekir. Şey olarak düşündüm. Mesela normalde bugün böyle birkaç böyle araştırma yaparken hayatımızda aslında öyle bir sürecin içerisindeyiz ki her an her şey başımıza gelebiliyor. Mesela yoldasınızdır bir şekilde bir öyle insanlar görüyorum ki işte geri kamerasına belki o anda bakmadı, yok. Arkada küçücük bir çocuğu ezen insanları görüyorsun. Yani hiç ummadığın anda başına bir şeyler gelebiliyor. İşte aslında toplum olarak hep şunu düşünüyoruz. Ya zaten işte suça eğilimli bir insan değilim ki, başıma gelmez. Ama ummadığın anda herhangi bir şeyle karşılaşabilirsin aslında, değil bugün, mi? Tabii ki bugün trafikte yollarımızın çok da güvenli olduğunu ben iddia etmiyorum. Ve birçok ölümlü kazaya da sebebiyet verdiğini söyleyebiliriz. Bu yol güvenliğinin ciddi bir sorun olduğunu dile getirebiliriz. Ama burada her an yolda hem sürücü olarak hem yaya olarak bir kazaya metaller olabilirsiniz. Başınıza bir kaza gelebilir. Bu dahi bir ceza davasını ilgilendiren bir konudur. Ben mesela şeyi bilmiyordum. İşte tamam telefonda konuşmak kesinlikle bu bir sonuçta bir trafik cezasıdır. Trafik suçudur. Ama işte hoparlörden konuştuğunda hiçbir şey olmaz diye düşünüyordum. Ama o da bir suçmuş yani. Bunu bilmiyordum mesela. Burada önemli olan direksiyondan ellerinizi ayırmamaktır. Ona bakarsanız araçta şarkı söyleyenler. Araçta içecek içmekte, araçta yiyecek yemekte bir trafik suçudur. Evet, evet. Bak eli ayırmama gerektiğini onu açıkçası evet. Bilmiyordum. Peki günümüzde Kuzey Kıbrıs'a baktığımızda... Ama şunu da söylemek istiyorum trafikte özellikle. Çift şeritli yollarda sağ şeriti tutarak hız limitinde giden arkadaşlara söylüyorum. Sağ şeriti tutarak gitmek suçtur. Bir trafik suçudur. Öyle mi? Evet. Yavaş gidiyorsanız sağ şeritte. Yavaş da gidiyorsanız, süratli de gidiyorsanız sağ şeriti tutarak devamlı olarak seyir halinde gitmeniz bir trafik suçudur. Öyle mi? Tamam, genelde o tarafta gitmiyordum. Ben hep sola alışmış bir insanım ama bunu bugün öğrendim sevgili izleyiciler. Gerçekten bunu bugün öğrendim. Peki şunu insanların yapması çok sakıncalı değil mi? Selektör yakıyorlar mesela arkadan. Ben o anda hız yapmak istemiyorum mesela. Yani sizi rahatsız trafikte diğer sürücüler tarafından rahatsız edilmemesi gerekiyor. 90'da gidiyorsan diyelim.
Bakın, sana daha hızlı git diye seni rahatsız edilmemeniz gerekir. O uyarı yapılıyorsa da siz sağ şeritte gidiyorsanız sol şeride almanız gerekir. Sol şeritte yapıyorsa sana bunu. O zaman kendisi sağ şeritten buyursun geçsin. İşte bu konuda bazen trafikte bencil olan insanlar da var yani. Hani burası da benim, orası da benim, burada da hızlı git, orada da hızlı git diyen kişiler oluyor. Peki trafik konusunda evet. Hani cezalar konusunda başınıza bunlar sık sık geliyordur. Peki ülkemizde aslında görmediğimiz başka neler var? Yani hani böyle sürekli avukatlar ne şekilde aranıyor? Boşanma davalarında değil mi? Ve trafik. Boşanma davaları, bazı cinsel nitelikli suçlar, bu gibi suçlar. Peki boşanma davalarında mesela gerçekten de neredeyiz? Yani avukattan bilgi alma konusunda, işte çevresel faktörler var mı, aile baskısı var mı, tamamen kendi irademizle mi boşanıyoruz? Şöyle söyleyeyim, boşanma davalarında bize başvuran müvekkillerimiz genelde artık son çare olarak bize başvuruyorlar. O ana kadar da zaten aile büyükleriyle ve yakınlarıyla görüşmüş oluyorlar. Ve boşanmanın neticeleri hakkında, nelerle karşılaşacakları hakkında bizden bilgi almaya geliyorlar. Aslında tam olarak karar vermiş aşamada olmamakla birlikte çoğu zaman genelde neticeleri hakkında bilgi almak için başvuruyorlar ve ona göre karar veriyorlar. Ki bence burada da doğru yapıyorlar, bir zaman veriyorlar. Evlilik müessesesi biraz farklı, ikili ilişkiler biraz farklı, boşanma yani aile davaları diğer hukuk davalarından biraz daha hassasiyeti olan farklı davalardır. Yani burada da işler iyi, danışmak da iyi yapıyorlar. Bir avukat olarak siz ne söyleyebilirsiniz? Eğer bir avukat olmasaydınız, objektif olarak lütfen. kişiler bazen tamam psikoloğa gidiyorlar, psikiyatriste gidiyorlar, ailelerine danışıyorlar. Kişi aslında burada ne yapmalı? Hani şöyle de bir yargı var. Aileler arasında da bazı kesimlerde. Ya işte sonuna kadar sürdüreceksin, yapmak zorundasın. Evliliğini. Işte, evet. Yani bu gelenekler hala aslında devam da ediyor baktığım zaman. Hani burada siz ne yapmalısınız da nerede bir devreye girmelisiniz de kişinin bakış açısından birazcık. Hani açıkçası, televizyonda görüyoruz o şiddetle karşılaşmaması için. Yani biz ancak konuyu boşanma safhasında, evliliği sona erdirme safhasında bize bir danışılıyorsa o konuda devreye girip tecrübelerimize dayanarak ve düşüncelerimize dayanarak görüşümüzü söyleriz. Ancak şunu söyleyebilirim ki herhangi bir baskıyla, aile baskısı, çevre baskısı veya işte çocuklarım şu nedenden dolayı şöyle büyümesin, şöyle olmasın diyerek devam eden evlilikler de kısa süre sonra tekrar boşanmaya dönüyor. Peki çocuklarımı zarar görmesin diye katlandığın evliliklerde siz avukat olarak görüyor musunuz çoğu zaman? Ben mesela görüyorum ya sonu bıçaklanmayla, farklı şeylerle biten Sonu mutlu bitmiyor zaten. Sonunda yine bir boşanma, bir ayrılık söz konusu oluyor diyorum. Yani çok kısa bir süre. Yani o karardan çok kısa bir süre sonra yine aynı neticeye dönülüyor. Peki şimdi ben şunları hiç bilmiyordum mesela. Bazı unsurlar var. Ağır ceza gerektiren suçların içerisinde. Mesela doğrudan değil mi kast var, taammüt var. Bunlar mesela toplum tarafından biz çoğu zaman bilmiyoruz. Hangileri suç, hangileri şey. Bunlar taammüt bir tanımlamadır. Bir planlama, bir zaman diliminin geçmesi, soğukkanlı bir şekilde planlamış olduğunuz suçu icra etmiş olmanız ki bu da kişinin hayatına yönelik bir suç olma, adam öldürme yönelik ki taammüden adam öldürme suçundan bahsedesiniz. Kast bizde bahsettiğimiz Anglo-Sakson hukukundan mens rea dediğimiz bir de actus reus dediğimiz iki unsur vardır. Biri niyettir, biri harekettir. Burada, yani niyetlenmek de mi aslında? Buradaki suçlu? Niyetin, hayır. Önce bazı suçlarda niyet suçun unsurudur. Bazı suçlarda niyet suçun unsuru olarak aranmaz.
buradaki niyet suçlu o unsura yönelik, o suçlu düşünceyi tarif eden niyettir. Actus reus dediğimiz hareket unsuru, yani niyetiniz, hareketiniz o suça yönelik olması lazım. Örnek şöyle verebiliriz, örneğin sirkat dediğimiz hırsızlık suçunun unsuruna baktığımız zaman sahibinden yoksun bırakma niyetiyle çalınabilen bir malı bulunduğu yerden alıp bir başka yere götürme. Yani burada niyet nedir? Yoksun bırakma niyeti. Aslında alıyorsun yani. Bariz yoksun bırakma niyeti. Hareketin nedir? Alıp bir yerden götürme. Kimin? İşte sahibinin, çalınabilen bir eşya. Suçun unsurlarını bu şekilde düşünebilirsiniz. Yani bize çok yabancı, yani baktığımızda çok yabancı kelimeler ama bilmediğimiz zaman da böyle konuya çok şey kalıyoruz. Sevgili izleyicilerimizin de aydınlatılması konusunda örnek verdim. İlliyet bağı kadına, dediğiniz hareketle netice arasındaki sonucun sonuçtur. Yani hareket ve netice birbirine bağlı demektir. Peki teşebbüs etmek de bir suç mudur? Teşebbüste bazı teşebbüs gereken suçlar vardır yasamızda. Artık o hangi suçlar duruma göre ona göre bakılır. Aslında ne kadar çok bilmediğimiz şey varmış. Ben böyle bakıyorum böyle açıkçası çok şey yabancı terimler gibi gelmiş oluyor. Peki 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü de geçtik, geçmişte bıraktık. Neler söyleyeceksiniz? Biraz da böyle kadın haklarından bahsedelim. Ülkemizde ne durumdayız? Okuryazarlık oranı çok iyi ama şiddet var mı? Programa başlamadan önce de size söylediğim gibi, yani ben Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne biraz daha farklı bakıyorum. Bizde evet kadına karşı şiddetle ilgili birimler var. Bu konuda mahkemelerin hassasiyeti var. Polisin hassasiyeti, devlet kurumlarının hassasiyeti mevcut. Uzaklaştırmalar falan o tarzda şeyler var mı? Var. Bu konuda meclisteki bazı milletvekili arkadaşlarımızın çalışmalarıyla yasal düzenlemeler yapılarak mahkemelerin eli de güçlendirilmiştir. Ancak burada bir istatistik de yapılması lazım. Burada şikayete konu meselelerde ki şahısların hangi coğrafi bölgelerden geldiği, eğitim durumlarının ne olduğunu, gelir durumlarının ne olduğuna bir bakılması gerekir. Eğitime bakıyor mu peki? Yani hani şiddet eğitime bakar mı sizce? Bana göre, ya bence bakar. Yani eğitimli bir insan düşüncelerini kavga etmeden karşısındakine anlatabilecek durumda olduğuna inanıyorum. Ama bunu ben üniversite eğitimi olarak bahsetmiyorum sadece. Evet, evet, evet. Yani eğitim aileden gelen bir eğitimdir. Çocukluktan gelen bir eğitimdir. Ve benim gözümde eğitim ailede başlar. Belki fizikselden çok psikolojik şiddet belki vardır Kuzey Kıbrıs'ta diye düşünüyorum yani. Psikolojik şiddet derken? Yani o psikolojik şiddet, yani tamam belki kişi şey yapmıyordur, eşine karşı fiziksel bir şiddet uygulamıyordur ama belki psikolojik bir şiddet uyguluyordur. İşte burada da evliliklerin neden yapıldığı, hangi şartlar altında yapıldığı, o günkü koşullardaki evlilik kararını veren eşlerin kararlarını neye göre verdikleriyle alakalıdır. Hayır, şunu sormaya çalışıyorum. Yani psikolojik şiddet de bir avukatsınız ya, bu da bir şiddet midir yani? Boşanma sebebi olabilir mi? Tabii ki. Değil mi? Tabii yani ki. Susmak da ya da ne bileyim işte. Yani psikolojik şiddeti aldatmak ayrı bir konu. O başlı başına ayrı. Peki, bir konu da. Peki bilişim alanında bir yani suç konusunda bir yargıya taşınabiliyor mu? Son yasal düzenleme yapıldı. 2019 yılın da yanlışım yoksa bilişim suçlarıyla ilgili olarak ve artık polise bu konuda şikayetler yapılabiliyor. Haklanma dediğimiz konularda, hesabınızın çalınması bu gibi konularda, bilişimle ilgili konularda şikayet yapabiliyorsunuz yani artık. Peki yapabiliyorsunuz. Peki ceza konusunda bir yaptırım var. Çok ağır cezalar konmuştur bu hususta. Ağır cezanın gündemine gelen 10 yıla kadar cezası gereken suçlar vardır şu anda. Ben şimdi burada gülüyorum ama şöyle bir şey var. Mustafa Bey'le programın başında konuşmuştuk. Tamam işte yani insanlar da şey demişti bana. Ben aslında
cezayla değil de, değil mi? Evet. Sindirilerek insanlar... Sindirilerek değil. Sindirme kelimesi yani, çok yanlış oldu. Kelime. Farklı kelime. Sevgiyi sindirerek anlamında söylüyorum. Benim söylediğim şuydu. Ben bazı sosyal soruna da sebep veren problemlerin cezayla ortadan kaldırılamayacağına inananlardan biriyim. Buna şöyle örnekledim. Üniversitede okurken ceza hukuku profesörümüzün bize verdiği bir örnek vardı İtalya'da. Size onu anlatmıştım. Fuhuşun olduğu bir bölge, karanlık bir bölge ve her gelen savcı orada fuhuşla ilgili cezaları artırarak fuhuş yapılmasının önüne geçilmesini çalışmıştı. Belli süre, bir ay, iki ay insanlar cezalardan korkmuş, orada o fuhuş suçu işlenmemiş. Sonra tekrar yine aynı şekline dönmüştür. Daha sonradan gelen bir savcı ise hayır demiştir. Cezaları artırmayalım, biz burayı ışıklandıralım, aydınlatalım demiştir. Ve orayı ışıklandırıp aydınlatmıştırlar. Ve oradan suç unsurları uzaklaşmış, orası bir cazibe alanı haline gelmiş ve insanlar oraya gelmiştir. Yani suçu ortadan kaldırmak için ona ağır cezalar yüklemekten ziyade o karanlık bölgeyi, o karanlık bölgeyi aydınlatalım diyorum. Evet, evet. Yani benim de işte sindirmekten bahsettiğim nokta şu. Aydınlatılarak yapılan, cezayla yapılarak yani aydınlatalım. Yani cezayla yaptığında korkutmayla değil. Ceza tabii ki şart. Kesinlikle. Nasıl bir ödül varsa bir cezada olması gerekir. Ama cezadan önce diyorum orayı bir aydınlatalım. Bir çözüme bakalım. Çözümden ama sonra cezaya. Cezaları da ona göre gerekirse artıralım. Çok güzel bir örnek oldu aslında. Karanlık bir yeri aydınlattıktan sonra zaten çareye bakacaksın yani. Tabii ki. Tamam işte bu böyle olsun, şu şöyle olsun, şunu yapalım demekle yani. Değil, önce bir orayı bir aydınlatalım, görelim eksiğimizi, yediğimizi de sonra. Sevgili izleyicilerimize neler söylemek istersiniz son olarak? Bizi dinledikleri için çok teşekkür ederiz. Ben de çok teşekkür ediyorum. İyi ki avukatlarımız var, iyi ki yasalar var. Teşekkür ederim. İnsanların her zaman kendilerini güvende hissetmeleri lazım diye düşünüyorum. Teşekkür ederim. Veda vakti geldi sevgili izleyiciler. Her zaman söylediğim gibi gözlerinizden ışıltı, dudaklarınızdan tebessüm, gönlünüzden sevda eksik olmasın efendim. Hoşçakalın.